Merhaba arkadaşlar. Bu ders Photoshop'ta bu şekilde hazırlanmış konsept diyagramları oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle proje dosyasının PDF olarak çıktısını almam gerekiyor. Bunu projeyi oluşturmak için kullandığınız program hangisiyse bunu da yapabilirsiniz ama ben bu örnek için SketchUp'la çalıştım. SketchUp'ta çıktı almadan önce kamera menüsünden paralel projeksiyonu aktif hale getiriyorum. Burada görünüşünüzü izometrik olarak ayarlamak isterseniz standart görünüşlerden ISO seçeneğini seçebilirsiniz. Bunun sonrasında açınızı belirleyip File menüsünden Export diyerek PDF olarak çıktı alabilirsiniz. Şimdi ben kaydetmiş olduğum bu PDF'i öncelikle Illustrator'da açıyorum. Birçoğunuz Illustrator kullanmıyor biliyorum ama bu aşama altlıkları temizlemek için gerekli bir aşama. Şimdi Illustrator'da açtıktan sonra ilk olarak yapacağım şey bunun boyutunu ayarlamak olacak. Ve burada pikselle çalışacağım. Çalışma birimini piksele ayarlamak için klavyenizden Command, Ctrl, R tuşlarına basıp buradaki cetveli aktif hale getirebilirsiniz. Ve cetvele sağ tıklayıp piksel seçeneğini seçebilirsiniz. Bu şekilde biriminiz piksele dönmüş olur. Daha sonra sağ taraftan dosya ayarları menüsünden Artboard seçeneklerinden buna ölçü gireceğim. Sayfamı 1920'ye 1080 olarak ayarlıyorum. Yani 16'ya 9 oranına denk geliyor bu. Burada istediğiniz ölçüyü girebilirsiniz. Buradaki kütlelerin her birine sağ tıklayıp bunları ayrı ayrı grupluyorum. Diğer türlü buradaki çizgiler birbirine karışabiliyor. Ve şimdi hepsini seçerek boyutunu değiştiriyorum. Boyut değiştirmek için Command, Ctrl, T kısa yollarını kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki görselleri sıralayacağım. Bunun için de Align menüsünü kullanacağım. Bu menü sağ tarafta aktif değilse Window menüsüne gelip bunu aktif hale getirebilirsiniz. Burada öncelikle bunları alttan hizalamayı seçiyorum. Ve daha sonra sayfanın orta noktasında bir yere taşıyorum. Ve bu elemanların aralarındaki mesafeyi ayarlıyorum. Yani oluşturduğunuz diyagramları sayfanıza eşit aralıklarla yerleştiriyorsunuz bu aşamada. Şimdi buradaki elemanların içleri görüldüğü gibi dolu geliyor. Bunları siyah beyaza çevirmem gerekiyor benim. Buradaki elemanların hepsini seçip klavyemden D tuşuna basıyorum. Bu şekilde bu elemanların içleri boşalıyor. Yani elemanlar siyah beyaza dönüyor. Şimdi bu elemanlara yaklaştığımız zaman bu köşe noktalarındaki birleşimlerinin bu şekilde hatalı olduğunu görüyoruz. Bunu stroke ayarlarından düzeltebiliyoruz Illustrator'da. Bunun için de Stroke menüsünü kullanmam gerekiyor. Bu menü sağ tarafta bende mevcut. Ama sizde aktif değilse Window menüsünden yine bunu aktif hale getirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada yapacağım şey çok basit. Bu menüden köşe ve uç özelliklerini değiştiriyorum. Yani buradaki ikinci seçenekleri aktif hale getiriyorum. Ve bu şekilde çizgilerim düzelmiş oluyor. İsterseniz çizgilerinizin Stroke değerini de değiştirebilirsiniz. Bu dosyayı File menüsünden Save As deyip Illustrator uzantısıyla yani AI uzantısıyla kaydediyorum. Bir sonraki aşama Photoshop aşaması olacak. Şimdi Photoshop'a gelip yeni bir dosya oluşturuyorum. Bunun boyutlarını da yine 1920'ye 1080 piksele ayarlıyorum. Şimdi burada File menüsünde Place Linked diye bir seçenek var. Ve bu seçenekte dışarıda çalıştığınız bir dosyayı Photoshop'a attığınızda dosyada yaptığınız değişiklikler direkt olarak Photoshop'a da aktarılıyor. Bu yüzden buradaki seçenekle Illustrator dosyasını Photoshop'ta açıyorum. Ve açılan menüde buradaki seçenekte bir değişiklik yapmadan dosyayı direkt olarak Photoshop'a atarsak dosya karşımıza bu şekilde gelir. Bunu geri alıyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer buradaki ayarı ikinci seçeneğe getiriyorum. Zaten bunu yaptığınız zaman sol taraftaki ön izlemede de dosyanın nasıl görüneceğini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde açtığım zamansa dosyam Illustrator'daki haliyle karşıma geliyor. Şimdi burada tekrar Illustrator'a gidiyorum. Diyagramlarda kullanacağım oklarımı oluşturmaya başlayacağım. Bunun için de buradaki çizgi aracını aktif hale getiriyorum. Bu okları kendiniz de çizebilirsiniz veya internet üzerinden de indirebilirsiniz. Ben burada kendim çizmeyi tercih ettim. Bu okları Photoshop'ta da oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Ama yine de bir çizim yapıyorsanız bunu Illustrator'da çizmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü elemanlarınızı köşe noktasından taşıyabiliyorsunuz. Bunların birleşim noktalarına tıklayarak bu noktaları uzatabiliyorsunuz.
yani çizgisel işlem yapacaksanız bunu Illustrator'da yapmamızı öneririm. Şimdi buradaki oklarımı seçerek bunların çizgi kalınlığını biraz artırıyorum. Daha sonra Photoshop'a atacağım oku seçiyorum. Klavyemden Command-Ctrl-C'ye basarak bunu kopyalıyorum. Photoshop'a gelerek Command-Ctrl-V kısa yollarını kullanıp bunu piksel olarak Photoshop'a yapıştırıyorum. Daha sonra bunun boyutunu ayarlamam gerekiyor. Elemanları seçtikten sonra Command-Ctrl-T kısa yollarını kullanarak bunların boyutlarını ayarlayabiliyorduk. Aynı zamanda bu kısa yollara bastığınız zaman üst tarafta daha önce aktif olmayan 3 tane yeni seçenek aktif hale geliyor. Bunları kullanarak elemanlarınızı istediğiniz açıda döndürebilirsiniz ve bunların yerleşim şeklini ayarlayabilirsiniz. Ben burada bu oku görselle uyumlu olacak şekilde döndürmek için bu üst menüyü kullanıyorum. Tabii burada biraz deneme yapmanız gerekiyor. Yani buradaki değerleri deneyerek kendinize uygun doğru değerleri buluyorsunuz. Benzer işlemleri tekrarlayarak yaptığınız çizimle uyumlu olacak şekilde oklarınızı yerleştirebilirsiniz. Sonrasında marki aracıyla buradaki grafiği kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve bunu soldaki grafiğin üzerine taşıyorum. Çünkü bunu referans olarak kullanacağım. Yani az önce oluşturduğum oku aslında bu grafikte kullanacağım. Burada yeni bir layer oluşturuyorum. Ve klavyemden Command-Ctrl-Alt-G kısa yollarını kullanarak bu layer'ı alttaki layer'a bağlıyorum. Bu özelliği daha önce kullanmayı öğrenmiştik. İsterseniz karttaki videoyu inceleyebilirsiniz. Ve buradan beyaz bir fırça seçerek okun grafiğin içinde kalan kısmını beyaza boyuyorum. Yani bunu siliyorum. Sonrasında bu layer'ın opasitesini düşürüyorum. Ve şimdi bu işlemlerin benzerini diğer diyagramlar için uygulayacağım. Illustrator'a gelip çizdiğim diğer oku seçiyorum. Bunu kopyalayıp Photoshop'ta piksel olarak yapıştırıyorum. Daha sonra bunun boyutlarını ayarlıyorum. Yine Command-Ctrl-T'ye bastığınızda yukarıda çıkan menüden bunun açısını da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde buradaki oku bu diyagramla hizalıyorum. Oku diyagram üzerinde doğru yere yerleştirmek için marki aracıyla seçip kopyalayarak yandaki diyagramın üzerine yapıştırıyorum. Bunu referans olarak kullanacağım. Bu şekilde okumu bu diyagram üzerinde doğru yere yerleştirebilirim. Şimdi ben bu okların içini dolduracağım çünkü arka tarafta buradaki diyagram çizgisinin görünmesini istemiyorum. Bu yüzden siyahlı değnekle bu okun içini seçiyorum ve beyaz renge boyuyorum. Burada yapacağınız işlemler biraz da sizin zevkinize kalmış. Photoshop'ta elemanları kopyalayarak taşımak için seçim aracındayken klavyenizden alt tuşuna basmanız gerekiyor. Bu şekilde oluşturduğunuz okları hızlıca kopyalayabilirsiniz. En son diyagram içinse buraya insan ve ağaç silüetleri ekleyeceğim. Ben kullandığım imajların hepsini Google üzerinden İngilizce aratarak ediniyorum. Google arama motorunda dosya boyutunu yüksek çözünürlüğe ayarlayarak istediğiniz görselleri edinebilirsiniz. Tabi İngilizce karakterlerle aratırsanız daha fazla sonuç elde edersiniz. Buraya insan ve ağaçlarımı yerleştiriyorum. Ve bunları gruplayarak grubun rengini değiştiriyorum. Şimdi bu diyagramlara yazı ekleyeceğim. Bu yüzden yazı aracını aktif hale getiriyorum. Burada yazınızın fontunu ve büyüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi buraya yazıyı yazdıktan sonra yine az önce oklarda yaptığım gibi klavyemden Command-T tuşlarına basıyorum. Windows bilgisayarlarda Ctrl-T kısa yollarını kullanabilirsiniz aynı işlem için. Bunu yaptığım zaman üst menüde yine az öncekiyle aynı seçenekler aktif hale geliyor. Buradan yazınızı izometrik olarak döndürebilirsiniz. Tabii yine burada biraz deneme yapmanız gerekiyor. Ben izometrik diyagramlarda yazıları da izometrik olarak kullanmayı tercih ediyorum. Ama oluşturacağınız görseller öncelikle sizin zevkinize kalmış. Bu yüzden burada dilediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Benimkiyle aynı olmak zorunda değil. Burada yazıları ayarladıktan sonra bunların konumunu belirliyorum.
Diyagramları detaylandırmak için tekrar SketchUp'a gidiyorum ve Window menüsünden gölgeleri aktif hale getiriyorum. Burada gölge boyutunuzu ve yönünü ayarlayabilirsiniz. Daha sonra stillere gelip Hidden Line seçeneğini aktif hale getiriyorum. Yani buradaki elemanların yüzey boyamalarını iptal ediyorum. Bunu siyah beyaz bir görünüme çeviriyorum. Ve bu stilin ayarına gelerek kenar çizgilerini kapatıyorum. Böylelikle elimde sadece gölgeler kalmış oluyor. Sonra File menüsünden bu görseli PNG uzantısıyla kaydediyorum. Böyle görselleri SketchUp'ta PDF uzantısıyla kaydettiğiniz zaman gölgeler görünmeyebiliyor. Bu yüzden PNG kullanıyorum ben. Daha sonra kaydetmiş olduğum bu dosyayı Photoshop'ta açıyorum. Arkadaki elemanları görebilmek için bunun layer modunu multiply'a getiriyorum. Sonra bu layer'ın boyutunu ayarlıyorum ve buradaki gölgeleri diyagramların üzerine ölçekte olacak şekilde yerleştiriyorum. Eklediğiniz gölgelerin opasitesini düşürebilirsiniz isterseniz. Sonrasında burada siyah normal bir fırça seçerek buradaki diyagramların kontür çizgilerinin üzerinden geçiyorum. Aynı işlemi Illustrator'da da yapabilirsiniz aslında ama Photoshop'ta da yapmak çok kolay. Şimdi buradaki ok layer'larını bu çizginin üzerine taşıyorum. Çünkü bu oklar çizginin arkasında kaldı. Yine buradaki okun da içini seçip beyaza boyuyorum. Photoshop'ta güzel paftalar ve güzel tasarımlar oluşturmanın temel elemanlarından biri renk. Renklerinizi Photoshop'ta kendiniz de seçebilirsiniz. Veya internet üzerinden renk paletlerini hazır olarak da edinebilirsiniz. Bunun için pek çok site bulunmakta. Ama benim en çok kullandığım Adobe'un kendi renk paletlerinin bulunduğu sitesi Color Adobe diye geçiyor. Burada isterseniz oluştur seçeneğinden kendi renklerinizi oluşturabilirsiniz. Bunları kendi hesabınızda kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Veya keşfet sekmesinden burada arama da yapabilirsiniz. Yukarıdaki arama çubuğuna aratmak istediğiniz kelimelere girebilirsiniz. Veya alt taraftan bu aramayı filtreleyebilirsiniz. Mesela renk temalarından en çok kullanılana geliyorum ben. Burada görüldüğü gibi çok fazla renk paleti bulunuyor. Bunlar bir arada uyumlu olan renkler. Bu paletlerden istediğinizi üzerine gelip indir diyerek indirebilirsiniz. Ve bunu aç dediğiniz zaman direkt olarak Photoshop'ta Swatch menüsüne bu renk paletindeki renkler yerleşecektir. Bu menüyü yine Window menüsünden aktif hale getirebilirsiniz. Veya buradaki paletlerden herhangi birine tıklayarak bu renklerin kodlarını da kopyalayabilirsiniz. Mesela buradaki paletin tüm renklerini istemiyorsunuz, sadece içinden bir renk almak istiyorsunuz. Bu alt taraftaki kodunu bunun kopyalıyorsunuz. Ve Photoshop'ta renk menüsünü açıp bu alt tarafa kopyaladığınız kodu yapıştırıyorsunuz. Böylelikle oradaki rengi Photoshop'a almış oluyorsunuz. Bu renk paletlerini dilediğiniz gibi birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Ve içlerinden kullanmak istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Bunları kendi kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Mesela burada istediğiniz rengi seçip diyagramlarınızı boyayabilirsiniz veya arka plana bir renk atabilirsiniz. Sonra filtre menüsüne gelerek buna bir filtre ekleyebilirsiniz. Dokusunu bozabilirsiniz. Veya seçmiş olduğunuz bu rengin tonunu adjustment menüsünden veya adjustment layer'larını kullanarak değiştirebilirsiniz. Ben bu paletteki mavi rengi kullanmak istiyorum. Bu yüzden arka plana mavi renk attım. Ama buradaki insanlarımın etrafı beyaz kaldı. Bu yüzden insanlarımı seçerek bunların layer'ını multiply'a getiriyorum. Böylelikle arkadaki layer'ın rengini görebiliyorum. Daha sonra buradaki cetveli kullanarak buraya referans çizgileri ekliyorum. Cetveller sizde aktif değilse Command-Ctrl-R kısa yollarını kullanabilirsiniz bunları açmak için. Ve cetveller üzerinden paftanıza referans çizgileri ekleyebilirsiniz. Yine buradaki okun içini seçerek bunu da beyaza boyuyorum. Şimdi arka plana fırçaları kullanarak doku ekleyeceğim. Ben arka plandaki doku etkisini seviyorum. Bunun için de genelde sulu boya veya su sıçraması gibi fırçalar kullanıyorum. Bunları da yine Google üzerinden İngilizce terimlerle aratıyorum.
Bu açıklamaların hepsini videonun altındaki açıklama kısmına da yapacağım. Oradan İngilizce arama terimlerine de ulaşabilirsiniz fırçalar için. Şimdi öncelikle buradaki diyagramların içine doku ekleyeceğim. Bu yüzden bu diyagramların içindeki alanı seçmem gerekiyor. Diyagram layer'ına gelerek klavyemden Command tuşuna basarak bu layer'a tıklıyorum. Windows bilgisayarlarda yine Ctrl kısa yolunu kullanabilirsiniz aynı işlem için. Bu şekilde yani Command Ctrl tuşlarına basarak herhangi bir layer'a tıkladığınız zaman bu layer'ın seçim alanını aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Yeni bir layer oluşturarak bu seçim alanı aktifken bu layer'a maske ekliyorum. Layer'ı üstte bir yere taşıyarak bu layer'ı fırçaları kullanarak boyamaya başlıyorum. Layer maskesini değil bu arada, layer'ı boyuyorum burada ve siyah bir fırça kullanıyorum bunun için. Bu fırçanın opasitesini yer yer düşürüp yer yer yükseltiyorum. Burada farklı fırçalar kullanabilirsiniz. Kendi tasarım zevkinize bağlı olarak hiç fırça kullanmamayı da tercih edebilirsiniz. Yine internet üzerinden indirmiş olduğunuz kendi arşivinizdeki fırçaları da burada kullanabilirsiniz. Benimkiyle aynı efekti oluşturmak zorunda değilsiniz. Ve bu diyagramların içinin aslında mavi boyalı olmasını istemiyorum. Bu yüzden yine diyagram layer'ına gelip Command Control ile bu layer'a tıklıyorum. Bu layer'ın seçim alanı aktifken maviye boyalı layer'ıma maske atayıp bu alanın görüntülenmesini kapatıyorum. Yani bunu beyaza çeviriyorum. Burada benzer işlemleri son olarak arka plan için de uygulayacağım. Buraya da doku ekleyeceğim. Bunun için de öncelikle yeni bir layer oluşturuyorum. Daha sonra yine Command Control tıklama metoduyla buradaki diyagram alanlarını seçili hale getiriyorum. Select menüsünden bu seçimi tersine çeviriyorum. Yani bu şekilde diyagramların dışında kalan alanları seçmiş oluyorum. Ve bu layer'a maske atıyorum. Daha sonra layer'ın üzerine beyaz bir renkle fırçaları farklı opasitelerde kullanarak doku atıyorum. Umarım bu ders hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. İstediğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.